Kalkınamıyorum diyeceğimize adamlar nasıl kalkınmış diyor ya. Yani niye bu hale düştük diyeceğimize boş ver. İşte bak şunları şunları yaparsak veya şunların tersini yaparsak kalkınırız diye yazdı. Orada da bir tek rehberim vardı. Gerçek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk vardı orada. Niye? Yani, 1923 yılında İzmir'de İktisat Komünitesi'nde, İzmir'de o zaman Lozan sekteye uğramış. Daha Türkiye devletinin ne olacağını kimse bilmiyor. Geri dönmüş, çantasını geri dönmüş, hani öldürmeye çalışmışlar da tabii kimse bilmiyor bunu. Çantasını çalmışlar, öldürmeye kalkmışlar falan da. Bu arada tabii herkes merak ediyor çünkü biz Ruslardan, yani Sovyetler gibinden yardım almışız, bizi Bolşevik olacağımızı zannediyorlar. Bu arada İslam dünyasından da para aldığımız için işte İş Bankası'nı kurmuş hep tartıştılar. Zannediyorlar ki burası bir İslam Cumhuriyeti olacak. O yüzden Atatürk demiş ki bir iktisat komitesi yapalım, olayı anlatalım. Sen ne kaç oldu? Senin yılın 23. Yani daha Cumhuriyeti kurulmaması. Enteresan da düşman Polatya'ya gelmiş daha 1921'de. Yunan topları ile bir örnekle anlatacağım niye Paşa böyle yapıyor. Ve eğitim şurası diyor Paşa. Daha İstiklal Harbi'nin en kanlı zamanlarında düşman gelmiş. Yani Ankara'nın burnunun dibinde millet demiş ya Paşa rahatız yani hani hangi eğitim şurası demiş bak biz onu yeneceğiz ama cehaleti yenemezsek burada bittik demiş mesela. Çok enteresan bakış açısı var. Atatürk kürsüye çıkıyor. Herkes merak ediyor. 1923 daha Cumhuriyet kurulmamış. Devletin ne olacağı belli değil. Lozan görüşmeleri askıda. Sınırlar belli değil. Yani biz misaki milli diyoruz ama onu da anlatacağım misaki milli nasıl olduğunu. Ama yani millet bakıyor ne diyecek diye. Diyor ki bakın zaten bize. Şahsi menfaatler ekseriyetle, genellikle toplumsal menfaatin önüne dikilir. Doğrudur. Ama şahsi menfaatler ekonomi için çok önemli olan rekabetin bir unsuru. Ancak ekonominin tamamını şahsi menfaatlerin de üzerine bırakırsa o zaman güçlü, zayıfı ezer, yeniden hiçbir şey çıkmaz. Bundan dolayı devletin bir düzenleyici otorite olarak ortaya çıkması ancak bunu yaparken piyasa kurallarına saygılı olması gerekir. Nihayet diyor, hiçbir devlet ferdin yerine geçemez. Yani insanların yerine geçemez. Basit bir şey, adalet, özgürlük, eğitim. Ve bir bunu söylediğimiz zaman iş dünyası bize kızıyor. Çünkü her seçimden sonra iş dünyası diyor ki efendim şimdi ekonomi zamanı. Ben diyorum ne kadar güzel adaletten çok memnunsunuz. Hak ve özgürlükler Norveç seviyesinde eğitimlerini Finlandiya'yı bulduk. Şimdi de ekonomiye bakalım diyor. Şimdi dolayısıyla gençler size büyük iş düşüyor. Yani şöyle bir iş düşüyor. Yani Atatürk'ün biliyorsunuz gençliğe hitabesine falan baktığınız zaman zaten buraları hani uzaktan hani görmüş olduğunu anlıyorsun. Her devlete bunlar olur. Biz sizden daha berbat zamanlar yaşarız onu da söyledik. Yani ümidinizi falan kaybetmeyin. Bu bir şey değil. Bunlar aşırı geçirir. Ondan sonra önemli değil. Hepimiz kardeşiz bir de. Öyle diyeceksiniz. Yani sadece üzüldüğüm şey iktisattan çıkışta da diyebilirim. Siyasetin bir doktrini kalmadı. İçi boşalttı. Yani safsata konuşuyor. Mesela şöyle oldu, geçenlerde beni Galatasaray'la, ben Galatasaray'ın yönetim kurulu üyeliğimi de yaptım. Hani iki sene yaptım, iki şampiyonluk, bir süper kupa, hadi bırakın dedim, gideyim artık. Ondan sonra ilgide gitti. Tamam mı? Yani şu anki durumların ne olduğunu biliyorsunuz. Dedim ki bakın, öyle bir camialar oldu ki mesela Fenerbahçeli var mı? Evet. Mesela bir Fenerbahçelilik vardı, anlatabildim mi? O bir duruştu. Bizim arkadaşlarımız vardı. Fenerbahçeliği anlattım zaten. Mesela İslam Çükü'nün işte meşhur stadyum etkilerinde bir yazısı var değil mi? Ne diyor? Şampiyon ettiğidir. O bir şeydir işte diyor. Tamam mı? Büyüktür diyor mesela. Galatasaray dedi. Ne demiş Ali Samiyen? Diyor ki yabancı takımlar İngilizler gibi organize olup yabancı takımlar yemiş. Tamam mı? Misyonlar belirlenmiş zaten. Beşiktaşlık nedir? O bir duruştur. Ondan sonra nedir? 1903 ilk şey kulüp, jimnastik kulübü olarak kurulmuş. Spor vesaire. Trabzon. Var mı Trabzon'un aranızda? Mesela bak o da ayrı bir kültürdür. Neden? İki tane İspanyol'du. Birleşmiştir biliyorsun kuruluşunda. Müthiştir. Bursa Spor. Onun hikayesi ayrıdır. Tamam mı? Hep güçlüdür. Efendim burada Kuşadası Spor. Var mı burada Kuşadası Spor'u bilen? Ben biliyorum bak. 1988, 89, 90, 91 buradaydım ben. Haberiniz olsun ya. O yüzden her bir camianın bir mazisi var. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Aynı şeyi söyleyen farklı renkteki kişiler oldu. Galatasaray'da da aynı şeyi söylüyor. Fenerli de aynı şeyi söylüyor. Ben bütün camianın başkanlığına diyorum ki ya biraz camianın
Şimdi niye öne çıktı? Ya şampiyon olmak tamam anladık da yani her sene bir tane var zaten 18'i birden olamayacağına göre. Ve tamamen safsataya dönüştü. İktisattan çıktık. İktisat aynı zamanda rasyonelliği de içerir. Rasyonellikten çıktık, mantıktan çıktık, ahlaktan çıktık. Hepsini anlattım. Yani Futbol Federasyonu'ndayken, UEFA'da görevliyken, FIFA'da görevliyken başımıza neler geldi. Tamamen siyasi partilerde, derneklerde, kulüplerde aynı şeyi söyleyen, farklı pencerede olan ya da farklı yerlerde yaşayan insanlar olduk. Halbuki bize çeşitlilik lazım. Bu çeşitliliği bir zenginliğe dönüştürmeyi şu son 20-30 yılda pek başaramadık ustam. Neyse İktisattan Çıkış kitabı bu zenginliği yani Fenerli'nin Fenerliliği hatırlaması, Galatasaray'ın Galatasaray'ın, Trabzon'un Trabzon'luğu, Bursalı'nın Bursalı'nı yani herkesin Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlı'nı hatırladığı, herkesin ait olduğu yerle alakalı ölmüş duyduğu, bunu bir ayrımcılık malzemesi değil, bir zenginlik olarak adlandırdığı bir ülkeyi düşünüyoruz. Biz bunu yaşadık. Şimdi gençler de yaşasın istiyorum, o yüzden bu kitabı yazdım. Bu kitabın özelliği bu. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Renklerimiz kayboluyor. Atatürk'e ben de değinmek istiyorum. Daha Kurtuluş Savaşı öncesi bunlar düşünülüyor. Arkadaşlar 1924 yılında sözü birazdan müzeye getirdiğimizde YouTube'da araştırırsanız birkaç gitar akoruyla çok sempatik birkaç videoya rastlayabilirsiniz ama işin altında böyle old school rock zamanlarında gerçekten rock kültürüyle gelmiş olan kuruluşlar da var. Neden müziğe değindim? Cumhuriyet kurulmuş, daha bir sene olmuş, yiyecek ekmek bile zor bulunurken Atatürk birçok kurum emrini veriyor ve bunlar kuruluyor. Bazen ben de müzik eğitimi veren fakültelere gittiğimde inanması çok zor. Sene 1924, ortada doğru dürüst bir meclis binası bile yokken Musiki Muallim Mektebi'ni kurduruyor. Ya arkadaş yani muhalif olsan diyeceksin ki yani, başka işin yok. Müzik hocaları. Müzik hocaları. İşte eğiticinin eğiticisi. 1924'ten söz ediyoruz ve biz hala bu adamı konuşuyoruz. Biz iyi konuşuyoruz ama tartışanı var oradan şekeri. Buradan edeni var. Hocam bir de bizim platformumuz kayboldu. Altımızdaki taban kaydı. İyi kötü matematikten 4.5'tan 5'le geçen bir kuşaktık biz ama şimdi ben bir gazete haberi görsem işte iç borçlardaki bilmem ne yapılandırması bana 1 milyon dolar deseniz de artık bir şey ifade etmiyor. Sıfır hatası yapın ya da 3-0 hatası 1 milyar dolar. Eski hesap katrilyon diyorlar, trilyon diyorlar. Biz buna da bir izafiyeti kaybettiriyoruz. Öyle mi? Ondan sonra mesela işte bir kamu bankası diyor ki 1 milyar lira kur zararı yazdı falan. Şimdi düşünseniz orada yöneticisiniz ve bir Türk vatandaşı. Maaşınız da belli yani korkunç da paraları almıyorlar. Mesela adam 25 bin lira maaş alan adam 1 milyar lira kur zararı yaratabiliyor mesela. Tuhaf bir şey. Tamam mı yani? Yani bu müthiş bir güç yani zarar ettirebilme. İşte talimat gidiyor vesaire. Adamların da işi zor. Onu da sana sorayım. Yani çünkü bütün ekonominin yükü onların üzerine alınmış ve bakınca gazete haberlerine bu sıfırları artmıştı hatırlarsınız. Altı evet. Sıfırı. Teker teker geri geldiğini falan görüyorsunuz. Yani, eğer konuşma onu gerektiriyor. Yani bu arkadaşların ben istemiyorum bile o bol sıfırla hayata geri dönmelerini. Biz onu çektik ki bir şey söylüyorum size. Yabancı kaç para bu diyor? 1 trilyon lira diyorum. Anlamıyor. Bu benim 1 milyon lira. Evet. Ne bitiriyor bu falan filan? Artık kuadrilyonlar, kafadan sendrilyonlara falan doğru geçiyorum. Ama bu olmuş. Mesela ne zaman olmuş? Sıkıntı mesela Roma İmparatorluğu zamanında %1,5 milyon falan enflasyon yaşanmış. Tabii 2-7 yıl boyunca yaşanmış bu. Şöyle bir şey biliyorsunuz. Romalıların parası taner. Dolar oradan geliyor. Bir baktığınız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri yeni Roma'dır. Fakat merak ediyor musunuz mesela salary İngilizce maaş ücretini nereden geliyor? Tabii bravo, taler verememişler askerlere. Bu sefer hazine tam tekrar olduğu için kese kese tuz vermeye başlamışlar. Tuz verdikleri için bu işte talerden salary'e dönmüş ve salary'nin gelişi buradan çok aslında kötü, olumsuz bir ekonomik gelişmeler. Çin'de %1,5 milyon enflasyon yaşanmış. 1900 sanıyorum 34'ten. 40'ın sonuna kadar. Almanların İkinci Dünya Savaşı mı? Müthiş bir şey. Babam, rahmetli babam, Fünzik milyardan Reimark diye, 50 milyar Reimark diye bir şey getirmişti. Diğer arabasıyla ekmek almaya gidiyormuşsun falan. Çocuklar birbirlerine para atıyorlarmış vesaire. Yani bu sıfırlara geri dönmek, bu işte hiperenflasyon falan yaşamak tarihte birkaç kere görülmüş. Ölülmeyecek ki mesela şu an Venezuela'da %282 bin enflasyon var. Yani demek ki
bunlar olabiliyor, yaşanabiliyor. Modern çağların kantarın topuzu, topuzu kaçtı mı? Dediğiniz gibi bu şekilde oluyor. Hocam en arabası sorumla ben bir ay önce Zimbabwe'ye tur yaptım. Adamlar işi çözmüşler. Eyvah eyvah. 10 milyon dolar var orada. Ben evet, böyle diyorum. Milyar dolar ve 10 milyon dolar var. Tek bir banknotta. Kapatmadan önce ilk bölümümüzü renkleri kaybettiğimiz söylediniz. Değerli yönetim burada bizi elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Gel seni şurada çok lüks bir yerde yedirelim dediği gibi affedersiniz arkadaşlar. Bu akşam da çadır gibi bir yerde yemek yiyeceğiz diyorlar. Nerenin yeriydi orası? Tahsin'in yeri. Gençler siz de gelin. Hocam oraya geleceğim. İstanbul'da ben bir Ege mutfağına gittiğimde önüme gelen her ot böyle tuzlu suya batırılmış, haşlanmış çıkarmış. Samanla yiyorum, arpamı yiyorum, salatamı yiyorum belli değil. Ama buraya geldiğimizde bugün olduğumuz yer gibi her biri ayrı ayrı ağzımızda patlıyor. Toplumda da renkler kayboldu, öyleleştik. Bütün o renk ayarı sanki azaldı. Araya girmeden önce son söyleyeceğim benim, üçünüzün, beşinizin, hepinizin anlatacağı aynı hikayeyi siz nasıl renklendiriyorsunuz? Bence o önemli. Don't you go anywhere. Aradan şunu da ekleyeceğim. Devam edin. Buyurun hocam. Şansım vardı ara vermeden evvel. Bizim bir alt katımızda Beki ablayla Süleyman Bardemit otururdu. Onun bir altında bir Ermeni komşumuz vardı. Ve biz gençler şaka yapmıyoruz. Kapı kilitlemeden, kapı açık yatıp uyurdu. Mesela annemle babam dışarı bir yere gitti mi, alt kapı komşumuz, çocuklar acaba başına bir şey geliyor, kapıyı aralık bırakın der. Şimdi bir şey mümkün mü ya kapıyı aralık bırakmak? Şabat yemekleri cumadır. Yani bugün işte ondan sonra, hatta ben şöyle diyeyim size, Ermenice gayet güzel konuşuyordum. İbranice vardı, ona gayet güzel şarkı söylerim mesela. Hatta bazı Musevi arkadaşlarımı daha basit dua biliyorum diye çok kıskanıyorlar. Ondan sonra kendi elhamdülillah Müslümanım ama öbürlerini de biliyorum ve çok güzel makara yapıyoruz biz bunlar. Şimdi bunu kaybetmemek lazımdı. Bir kısım kaybetti. Yani bu insanların aslında şöyle bir birbirine sahip gösterdiği doğunun parlak limanlarının ışıklarının yandığı zamanı özlüyorum. Ben de mi? Amin malum. Bunu demiş. Ondan sonra Uyur Atlı'nın batışında. Çünkü kendisi de Beyrut doğumlu. Bir insan Mısır'a gitmiş gelmiş ve doğunun aydınlanma çağının Türklerin, Arapların ve buradaki insanların aslında herkesten çok daha ileri olduğu zamanları bilen bir insanın kalemi yazılmış bu kitapları da arkadaşlarımın mutlaka hani hangi kültür anlattıklarını bilmeli açısından okumalarını hayalete tavsiye ederim. Amin Maluf'un kitapları şey değil yani sadece tarihle ilgili romanları değil, aslında kendisi çıkmış dünya ve uygarlıkların batışını mutlaka bir ya da uygarlığın batışını okumalarını tavsiye ederim. Hocam Endülüs anlatırken Orta Çağ karanlığında Avrupa yoldaşırken Endülüs'te katarak ameliyatlarının yapılması, bir takım yörüngelerin neredeyse doğru olarak saptanması ve kapı kilitlerinin ayıp olduğu zamanların işaretleri bunlar. Yani o güvensizlik de ilgisi. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, 15 yaş burası diyorum. Evet, 14 yıl dediğimizde 14.35'te lütfen burada olun. Sağ olun. Varlarınızla